Merhaba. Ben Olcay. Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Bugün tablolarda genel toplamda gözüken rakamları nasıl düzeltirsiniz? Bu konudan bahsedeceğim. Bazen tabloda gözüken rakamları elle topladığınızda tabloda gözüken genel toplamla tam uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Raporlarınızda bu sorunu çok sık yaşıyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız çözümü oldukça basit. Tabloda yalnızca gözüken tutarları toplarsanız doğru genel toplamları elde edersiniz. Bu videoda yalnızca görünen tutarları nasıl toplayacağınızı bu videoda yalnızca görünen tutarların toplamını nasıl hesaplarsınız basit bir yöntem uygulayarak göstereceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. İş dünyasına yönelik veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız ve hafta güncellenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabloda yıllar ve aylar bazında toplam satışları görüyorsunuz. Ayrıca her ay satılan maksimum satışları da daha önceki bir videoda hesaplatmıştık. Nasıl yapıldığını merak edenler açıklamalardan ilgili videoya erişebilir. Şimdi benzer bir yöntemle bu sefer her ay en çok satılan 5 ürünün toplam satışlarını hesaplayalım. Bunun için gelin yeni bir ölçü oluşturalım. Ölçünün adı en çok satılan 5 ürün olsun. Yüzde işaretini değiştirelim. 5 yapalım. Evet şimdi eşittir yazalım. Şimdi bir alt satıra geçelim. Ve bir değişken oluşturalım. Değişken nasıl oluşturulur merak edenler açıklamalardan ilgili videoya ulaşabilir. Evet devam edelim. Ve var yazalım. Ardından değişkenin adını belirleyelim. Değişkenin adı sıralama olsun. Şimdi değişkeni atayacağımız işlemi yani ifadeyi belirteceğiz. Bu yüzden eşittir yapalım. Bu kısımda sıralama fonksiyonlarından rank eksi tekrar edeceğiz. Şimdi rank eksi fonksiyonunu çağıralım. Rank x. Ardından tüm ürünler için sıralama yapacağız. Bu yüzden all fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor. All bir tablo fonksiyonudur. Geçerli bağlamı iptal etmek için all fonksiyonunu kullanabilirsiniz. All fonksiyonu içinde ürün adlarını gelin seçelim. Ürün tablosu yazalım ve ardından ürün adını seçelim ve parantezi kapatalım. Şimdi sıralamayı neye göre yapacağımızı belirtiyoruz. Sıralamayı satışlara göre gerçekleştireceğiz. Ardından sıralamanın azalan biçimde olduğunu belirtiyoruz. Şimdi parantezi kapatalım ve bir alt satıra geçelim. Değişkeni çağırmak için return komutunu veriyoruz. Tekrar alt satıra geçelim. Bu kısımda bir koşu oluşturacağız. Şimdi eğer if komutunu yazalım ve parantez açalım. Ve değişkeni çağıralım. Eğer rankex yani sıralama küçük eşit 5 ise yani ürün sırası 5'ten küçükse o zaman satışları hesaplasın. Değilse boş getirsin. Şimdi parantezleri kapatalım ve enter basalım. Ölçüyü sürükleyip tabloya bırakalım. Tabloya dikkatli bakarsanız en çok satılan 5 ürünün satışlarını görürsünüz. Formüle dönelim ve tekrar edelim. Rank eksiyle ürünlerin sıralamasını gerçekleştiriyoruz. Yazdığımız koşul ile en çok 5 ürünün satışlarını sıralıyoruz. Eğer en çok satılan 5 ürünün toplam satışlarına bakarsanız bu toplamların yanlış olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi toplam yazan yerde bağlamın farklı olmasıdır. Toplam yazan yerde ürünlerden gelen bir bağlam yok. Normalde her satırda ürünlerden gelen bir bağlam var. Bu bağlama göre satış tablosu arka tarafta filtreleniyor. Ardından yazdığımız koşul ile en çok 5 satan ürünü döndürüyoruz. Ancak bu kısımda yani genel toplamda ürünlerden gelen bir bağlam yok. Burada bağlam tüm tablodur. Bu sebeple burada satışların tamamını görürsünüz. Yapmamız gereken şey tabloda her satırda görünen tutarların toplamlarını hesaplamak. Şimdi tekrardan gelin yeni bir ölçü oluşturalım. Bu kısım için biraz ileri seviye diyebiliriz. Ancak sizlere en basit şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Burayı dikkatli izleyin. Önce ölçü adını yazıyorsunuz. Ardından bir koşul yazacağız. Bu yüzden if komutunu yazalım ve parantez açalım. Tabloda. Burada gördüğünüz tabloda sadece görünen satırları hesaplayacağız. Tabloda görünen satırlarda sadece bir değer olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bunu has one value ile yapabiliriz. Şimdi gelin has one value komutunu çağıralım ve ürün tablosuna gidelim. Ürün tablosunda ürün adlarını çağıralım ve parantezi kapatalım. Yani her satırda bir ürün varsa, bu koşul doğruysa, o zaman en çok satan 5 ürünü gelin referans alalım. Bu ölçüyü biraz önce hesaplamıştık. Eğer bir değer yoksa, yani bağlam hepsi ise, o zaman tabloda sadece görünen tutarları toplamamız gerekiyor. Şimdi koşulun diğer kısmına geçtik. Burada SUMX fonksiyonunu çağıralım. SUMX bir iteratör İlk parametre bir tablo. Tablo yazan yerde tablo ifadeleri kullanabiliyoruz. Yani burada sanal tablolar oluşturabilirsiniz. Sanal tablo oluşturmak için values komutunu çağıralım. Ürün tablosundan özet bir tablo oluşturacağız. Bu sebeple ürün tablosunu çağıralım ve ardından ürün adlarını tekrardan yazalım. Ürün adlarını belirttik. Şu anda bellekte ürün tablosunun ürün adlarından oluşan tek sütunlu bir tablo oluşturmuş olduk. Ardından oluşturduğumuz bu sanal tabloya bir sütün daha eklemeliyiz. Bunu DAX kendisi bağlam geçiş sırasında oluşturacak. Bağlam geçişi nedir bilmiyorsanız ilgili videoya açıklamalardan erişebilirsiniz. Şimdi bu sütunu neye göre oluşturacağımızı yazıyoruz. Daha önce oluşturduğumuz ölçüyü referans alalım. Yani en çok satılan 5 ürünü referans aldık. Evet, sanal olarak tablomuzu oluşturduk. Bu sanal tablodaki değerler satış tablosundaki sütun filtresi olarak uygulanacak ve ürünler ve ürünler için sadece ilk 5 toplam satışlar hesaplanacak. Ardından oluşturduğumuz bu tabloda SUMX ile iterasyon yapıp burada gördüğünüz tutarların toplamlarını hesaplayacağız. Önce her üründen oluşan bir sanal tablo yaptık. Bu sanal tabloyu burada gördüğünüz values fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirdik. Ardından bağlam geçişi ile DAX sanal tablodaki ürünlerin satışlarını hesapladı. Buradaki aldığınız ölçüyü yani referans aldığınız en çok satılan 5 ürün biraz önce yarattığınız sanal tablo ile birlikte satış tablosuna filtre olarak gerçekleştirildi ve bu şekilde satış tablosunun yanında en çok satılan 5 ürünü hesaplamış olduk. Buna bağlam geçişi deniyordu. İlgili videoya açıklamalardan erişebilirsiniz. Daha sonra oluşturduğumuz bu sanal tabloda sum ile iterasyon yap, gerçekleştiriyoruz. Yani burada gördüğünüz her satırdaki ürünlerin üzerinden tek tek okuma gerçekleştiriyoruz. Ve ardından en çok satılan 5 ürünü hesaplıyoruz. Ve daha sonra tamamının toplamını sum eksi ile burada gördüğünüz gibi alıyoruz. Şimdi ölçüye gidelim. Sürükleyip bırakalım. Dikkatli bakarsanız artık sadece en çok satılan 5 ürünün toplamlarını aşağıda aldırdık. Tekrar ölçüye gidelim ve sürükleyip sol taraftaki tabloya bırakalım. Artık her ay için en çok satılan 5 ürünü görebilirsiniz. Şimdi Ocak ayına gidelim ve tıklayalım. Tabloya dikkatli bakarsanız en çok satılan 5 ürünü doğru olarak hesapladığımızı görürsünüz. Gelin bu hesap nasıl yapılıyor hep birlikte görelim. Tabloda Ocak ayı filtrelenir. Ardından sıralama çalışır ve ürünlerin toplam satış içerisindeki sırası belirlenir. 5 beş ve 5'ten küçük olan ürünler değerlendirilir. Bu ürünler tek tek satış tablosuna filtre olarak uygulanmaya başlanır. Ardından Samex en çok satan 5 ürünün toplamlarını hesaplar. Evet videonun sonuna geldik. Bu videoda toplamlarınız yanlış olduğunda nasıl düzeltirsiniz gösterdim. Tüm bunları iki ölçüde yapmak yerine tek bir ölçüde de yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Power BI Eğitimleri TV'yi ilk defa ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.